Geçen 4 seçime bir bakın. Bizim tutumumuz açıkça ortadaydı. Türkiye'ye demokratik bir iktidar alternatifi sunalım. Yerel yönetimlerde, cumhurbaşkanlığı seçiminde, genel seçimlerde. Karşılaştığımız tutum neydi? İşte o günlerde belki adı öyle konulmamıştı ama Yeni Kapı Ruhu adı altında milliyetçi, faşist blok tercihinde bulundular. Her seferinde bunu yaptılar. Ve AKP'ye şans veren, AKP'ye prim veren, fırsat veren hep ana muhalefetin hataları, yanlışları oldu. Bundan bir ders çıkarmışlar mı diye bakıyoruz. Buna dair en küçük bir emare de yok. Halkın tamamı, tabanın tamamı beklentisini bu yönde ifade ediyor. Demokratik muhalefet bir blok çerçevesinde, bir ittifak, işbirliği, birleşmeden falan söz etmiyorum. Taktik bir şeyden söz etmiyorum. Ülkenin geleceği bu kadar büyük bir tehlike altındayken temel ilkelerde birlikte mücadele etmekten söz ediyorum. Buna bile gelmeyenler ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl laf söyleyecekler? Allah aşkına ben merak ediyorum. Yeni Kapı'da sahneye çıkan ana muhalefet partisinin sayın lideri, sen orada konuştuğunda senin partinden tek bir kişi acaba kalabalığın içinde var mıydı? Merak ediyorum. CHP'nin genel başkanı orada konuşurken tek bir CHP'li Yeni Kapı meydanında var mıydı? Yoktu. Senin tabanın başka bir ruhun peşinde. Sen başka bir ruhun. Diğer partiler için de bunu söylüyorum. Parlamento dışındaki demokrasiden yana, özgürlükten yana partiler için de söylüyorum. Artık bazı eksik yetmezliklerinizi, ön yargılarınızı bir tarafa bırakmanız lazım. Bugün eğer bu mücadeleye ayağa kalkmış bir halkın, biraz önce arkadaşımız açılışta ifade etti, 1 Kasım Kobani Dünya Günü aynı zamanda. Faşizme, zulme karşı, tecavüz ordularına karşı, IŞİD barbarlığına karşı, Türkiye'deki bu dayatmacı, ırkçı anlayışa karşı, işte rengarenk çiçek bahçesi gibi bir arada duran ve direnen HDP'nin yanında olmayacaksınız da kimin yanında olacaksınız? Saraydan size artık bir şey çıkmaz. Görmüyor musunuz? Ya saray birlikte yola çıktığı can yoldaşlarını sata sata oralara geldi. Siz kimsiniz ki? Sizi idam sehpasına gönderirken gözünün yaşına bakmaz. Bunu anlamıyor musunuz? Hükümet bypass durumdadır. Zaten fiili başkanlık biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası devreye girmiş durumda. Adına fiili başkanlık diyorlar da hani başkanlık rejimini bilmesek yutturacaklar. Dünyada birçok başkanlık sistemi örneği var. Bunun yaptığı hangisine uyuyor? Hiçbir tane. Ha, uydukları yok mu? Var. E onların da adı diktatörlük. Sen niye başkanlık diyorsun? Sen biraz mert ol. De ki ben diktatör olmak istiyorum. Çocukken hep hayalim buydu. Diktatör olacağım. Bunu açık söyle ya. Bakın başkanlık tartışması yapılıyormuş gibi toplumun kandırılmasına müsaade etmeyelim. Ortada bir başkanlık sistemi tartışması yok. Fiilen ele geçirdiği devleti, diktatörlük yetkilerini anayasal garantiye almak için uğraşıyorlar. Yoksa toplumda gerçekten ciddi, samimi, düzeyli, kaliteli bir başkanlık tartışması olsa, modelimiz başkanlık mı olsun, özellik mi olsun, işte başka modeller mi olsun diye özgürce tartışabilsek, bu kadar kamplaşma, kutuplaşma, toplumun kendi içerisinde bu kadar düşmanlaştırılması olmasa, her model demokrasiye çıkacaksa tabii ki tartışılabilir. Tabii ki bunların hepsi halkın iradesine tabidir. Ama şu anda toplumun yarısından fazlası, %60'ı başkanlık sisteminin diktatörlük olduğunu biliyor ve korkuyor. Sen buna rağmen hile hurdayla kendi başkanlığını ilan ederse halkın başkanı olmaz. Olsan olsan job cumhuriyetinin başkanı olursun. O kadar. Başka da hiçbir şey olamaz. Zora dayalı, copa dayalı, tanka, topa, panzere dayalı güçle ayakta kalabiliyorsan halkın başkanı olmazsın, olamazsın. Senin için o defter kapandı. Sen artık Türkiye toplumunun tamamının başkanı falan olamazsın. Bitti. Sen o şansı kaybettin. Sen bir Alevi anneyi inancından dolayı evladını meydanda yuhalatında
Alevilerin başkanı olma şansını kaybettin. Sen Kobani düştü düşecek keyifle Antep'ten nutuk atarken Kürt kardeşlerinin yüreği kanadığı günlerde sen Kürtlerin başkanı olma şansını kaybettin. Sen sokakta sadece onurlu bir yaşam için direnen emekçiyi, yürüyen emekçiyi gazla, copla yerlerde sürükleye sürükleye, katlede ede, sürgün ede ede ezmeye çalıştığın günden bu yana emekçinin başkanı olma şansını yitirdin. Sen sokaklarda özgürlüğünü arayan, meydanda, alanda, parlamentoda, her yerde direnen kadına hakaret ettiğin, ona kuluçka makinası muamelesi yaptığın günden bu yana kadınların başkanı olma şansını yitirdin. Sen ancak sarayın etrafında dediğim gibi çakallar sürüsü gibi toplanmış, ihaleden, ranttan, şuradan besleyenlerin başkanı olabilirsin. Onları da copla ayakta tutuyorsun. O yüzden cop cumhuriyetinin başkanı olabilirsin. Sana hayırlı olsun. Başka da hiçbir şey olamaz. Olacağı budur. Ve parlamentoda eğer bir teklifleri varsa hiç de geciktirmesinler. Parlamento orada, genel kurul orada. Çok hızlı bir şekilde neyse anayasa teklifleri başkanlıkla ilgili buyursunlar getirsinler. Biz de milletvekillerinin tutumunu görmek istiyoruz. Acaba kaç dürüst milletvekili, cesur milletvekili var ki bu ülkeyi bir diktatöre teslim etmeme konusunda kararlıdır? Onların sayısını orada görmek istiyoruz. Geciktirilmesini istemiyoruz. Bu tartışma artık genel kurulda bir oylamayla son bulmalıdır. Neyse hep birlikte göreceğiz. Bizim tavrımız bellidir. Blok halinde biz diktatörlüğe karşı olduğumuzu hayır oyu vererek ortaya koyacağız. Meydanlara, alanlara gitmek gerektiğinde de biz diktatörlüğe hayır diyeceğiz. Bunun kampanyasını da yürüteceğiz. Ama genel kuruldaki tavrı, milletvekilleri ne diyecek, bunu çok hızlı bir şekilde görmek istiyoruz. Geciktirmeyin. Neyse teklifiniz, anayasa teklifiniz, hızlı bir şekilde getirin. Burada da durum bir netleşsin, bir bakalım kim neymiş, ortaya çıksın. Neden getirmiyor olabilirler? Neden bu kadar? 14 yıldır adam hayalini görüyor bunu. 14 yıldır bir tasarı hazırlayamadınız mı ya? Başkanlık, başkanlık, başkanlık. Son 5 yıldır bununla yatıp kalkıyorsunuz. Daha elinizde bir tasarı yok mu? Halen üstünde mi çalışıyorsunuz? Ama kazın ayağı öyle değil. Neden öyle değil? Çünkü darbenin siyasi ayağı henüz ortaya çıkmadı. Biliyorlar, ortaya çıkarmadılar. O yüzden teklif sunulamıyor. Parlamentoda kaç darbeden haberi olan AKP'li var? Biz bilmiyoruz. Onlar sayı sayı biliyorlar. Ne olacak bunlar? Darbenin siyasi ayağıyla ilgili tek bir cümle kurmadan mı seçime gideceğinizi sanıyorsunuz? Belki de senin yakın kurmayların var darbenin içerisinde. Siyasi kurmayların. Belki bakanlar kurulunda, kabinede darbenin içinde olan bakan var. Bunlar soruşturulmadan nasıl bileceğiz? Kaç AKP'li yönetici, il ilçe yöneticisi var bundan haberdar olan, içinde olan, destekçisi olan? Hiç mi yok? Ya siz zavallı erleri Boğaz Köprüsü'nde linç ettiniz, boğazlarını kestiniz be. Hiç darbeyle alakası olmayan fakir fukaranın zorunlu askere gitmiş çocuklarını orada linç ettiniz. Kendi içinizde kaç darbeci var, daha bunu söylemiyorsunuz. Ne diyor şu atanmış yeni başbakan? Biz diyor içimizdeki cemaatçileri temizledik. Temizlemiş olsaydınız 3-5 kişi kalmış olmanız gerekirdi. Demek ki daha temizleyememişsin. Hepiniz olduğunuz yerde duruyorsunuz. Yok, eğer aranızda bir danışıklı mevzu varsa onu da bilirim. Uzlaştıysanız, içeride kapalı kapılar ardında anlaştıysanız onu da bilirim. Sen bana dokunma, ben sana dokunmayayım pazarlığı, darbe gecesi 15 Temmuz akşamı yapıldıysa kim ne aldı ne verdi onu da bilelim. Bu ülkenin genelkurmay başkanı. Darbeden haberi olmamış sözde. Ayakta uyumuş. Yaveri onu teslim almış. Ya normalde onuru olan bir asker rütbesini söker atar istifa eder ya. Ben başaramadım der. Ordunun bir numarasıyım, başaramadım. Benim ruhum duymadı. Geldiler beni esir aldılar. Bu ne yapıyor? Meclise kahramanlar gibi geliyor. AKP'liler de ayakta onu alkışlıyorlar. Bazı sözde siviller de sarayda onlarla selfie çekiyorlar.
Utanmazlara bakın ya. Ya hiç mi utanma yok sizde ya? Bakın dünyanın bütün ordularında askerliğin onuru diye bir şey vardır ya. Ha ben inanmam buna da böyle bir şey varmış. Ya sizde yok mu ya? Ordu komutanları. Ya üstünüz aranarak giriyorsunuz kendi törenlerinize. İşte korku böyle bir şeydir. İliklere kadar işledi mi teslim alınmayacak hiçbir insan yoktur onların gözünde.